İpucu Kriminal'den iyi geceler. Bu gece ekrana gelecek dosya sizlere hiçbir suçun saklı kalmayacağını, üstünün örtülemeyeceğini ve her cinayetin bir gün mutlaka gün ışığına çıkacağını gösterecek. Aradan çok uzun yıllar geçse bile. Şimdi hep birlikte tam 8 yıl öncesine gidiyoruz. Konya'nın Meram ilçesine. Mehmet Şekerci nefes almakta güçlük çekiyordu. Durak evine yakındı aslında. Ama oğlunu merak ettiği için koşarak gelmişti. Biraz soluklandı. Mehmet Şekerci oğluyla en son 23.30 civarında cep telefonundan konuşmuştu. Oğlu durağa dönmek üzere olduğunu, yarım saat içinde de evde olacağını söylemişti. Mehmet Şekerci bir buçuğa kadar oğlunu beklemiş, sonra tekrar aramıştı. Ama oğlu yanıt vermemişti. Peş peşe aramasına rağmen telefon açılmamış, yarım saat önce de tamamen kapanmıştı. O da soluğu durakta almıştı. Duraktakiler Mehmet Şekerci'ye belli etmemeye çalışsalar da meraklanmışlardı. Yalçın Şekerci 26 yaşındaydı. Evliydi ve bir kızı vardı. Ailesiyle birlikte oturuyor, babasıyla birlikte kendilerine ait bir minibüste şoförlük yapıyordu. Babasının yorulmasını istemediği için gece çalışmayı tercih ediyordu. Arkadaşlarına ve görgü tanıklarına göre Yalçın, o gece son seferine 23.30 dolaylarında çıktı. Çıkmadan önce arkadaşlarına eve gideceğini söylemişti. Yalçın Şekerci'den tam 2 gün boyunca haber alınamadı. Yer yarılmış sanki yerin altına girmişti. Herkesin herkesi tanıdığı bir kasabada genç bir adamın başına ne gelebilirdi? Mehmet Şekerci, Yalçın'ın arkadaşlarıyla birlikte kayıp başvurusunda bulunmak üzere önce karakola gitti. Ardından da Meram sokaklarını turlamaya başladılar. Oğlu duraktan minibüsüyle ayrıldığına göre en azından koca minibüs bu sokaklardan birinde olmalıydı. Belki de oğlu rahatsızlanmış, hatta minibüsün içinde bayılmıştı. Kim bilir, belki de uyuyakalmıştı. Minibüs kilitliydi. Oğluysa minibüsün içinde yoktu. Mehmet Şekerci bir gece önce olanları bütün ayrıntısıyla polise tekrar tekrar anlatıyordu. Oğlunun hiçbir kötü alışkanlığı olmadığını, her gece evine mutlaka geldiğini söylüyordu. Olay yeri inceleme ekibi ise minibüsün içinde Yalçın Şekerci'den geriye kalan ipuçlarını bulmaya çalışıyordu.
Minibüsün sürücü koltuğunun bulunduğu bölümde yenilmiş kuru erik çekirdekleri vardı. Dikkat çekici ipucuysa ön koltuk civarında bulundu. Koltuğun önünde ve arkasında ikişer adet olmak üzere 4 adet sigara izmariti vardı. Yalçın Şekerci sigara kullanmıyordu. Yolcular da sigara içmediğine göre yanına onunla sohbet eden biri oturmuş olmalıydı. En azından 1 saat kadar. Olay yeri inceleme ekibi minibüsteki parmak izlerini de aldıktan sonra çalışmasını tamamladı. Ama Yalçın Şekerci'nin saldırıya uğradığı ya da yaralandığına dair hiçbir ipucu bulunamamıştı. DNA teknolojisinin ortaya çıktığı ilk dönemlerde çok küçük miktarlardaki örneklerde DNA tespiti yapılamıyordu. Ancak gelişen teknolojiyle günümüzde artık gözle görülemeyecek kadar küçük miktarlar içinde bile DNA analizi yapmak mümkün. Örneğin içtiğiniz sigaranın izmaritini ağzınızdan bulaşmış olan tükürükten ya da bir ısırık izinde, cesetteki ısırık izi üzerinden alınan sürüntüden DNA tespiti artık mümkün. Her ihtimale karşı Mehmet Şekerci Türkiye'nin dört bir yanındaki bütün akrabalarını aramıştı. Ama Yalçın hiçbir yerde yoktu. Yalçın'ın kayboluşunun 3. günü yıllar sürecek bir davanın başlangıcıydı. Sinan Akçıt, inşaattan içeri girdiğinde henüz kimse gelmemişti. İnşaatta marangoz olarak çalışıyordu. Bugün erken gelmişti. Çalıştığı kata çıktı. Her zaman çayı ilk gelen demlerdi. Bugün iş başa düşmüştü. Oysa dün paydos etmeden önce onları duvar kenarına tasnif ettiğinden adı gideyim. Güne sinirlenerek başlamak istemiyorum. Çuvalları tekrar kaldırmıyorlar. Arkadaşlarından biri şaka yapmış. Sinan Akçit'i korkutan, maalesef 3 gündür kayıp olan Yalçın Şekerci'nin cesediydi. Elleri ve ayakları domuz bağı tabir edilen bir yöntemle bağlanmıştı ve boğularak öldürülmüştü. Bir inşaatta ceset bulunduğu ihbarından sonra cinayet mahalli güvenlik çemberine alınmıştı. Cesedin el ve ayakları arkadan bağlanmış, ağzına pantolonundan kesilen bir parça sokmuştu. Boğaz kısmına yine ince bir kumaşla sıkılmıştı. Cesedin yanında ve bulunduğu odanın değişik yerlerinde 4 adet sigara izmariti bulundu. Ayrıca cesedin bulunduğu bölümün kapı pervazında kirli eldiven izi vardı. Katil ya da katillerden geriye kalan tek ipucu bu eldiven izi ve sigara izmaritleri. Delil niteliğinde olay yerinden elde edilmiş olan biyolojik materyal içeren örnekler bize geldiği zaman tükürük, kan ya da sperm olup olmadıklarına bakarız. Daha sonra bu lekelerden DNA izolasyonu yapıp DNA elde ederiz. Elde edilen DNA'ları PCR yöntemiyle çoğaltırız, genetik analizörlere yükleriz ve elde edilmiş olan
profillerle sanık ya da maktullere ait profilleri karşılaştırıp sonuca varırız. Eldeki en önemli ipucu olan sigara izmaritlerinden alınan DNA örnekleri, maktulle ilişkisi olan veya olabilecek 300'ü aşkın şüphelinin kan numuneleriyle karşılaştırıldı. Ancak izmaritlerdeki DNA'lar hiçbiriyle uyuşmuyordu. Minibüste bulunan parmak izleri de 1000'e yakın kişinin parmak izleriyle karşılaştırıldı. Sonuç yine olumsuz. O gece Yalçın Şekerci'yi inşaatta öldüren kişiden geriye hiçbir iz kalmamıştı. Cesedin bulunmasından bir gün sonra maktulün cep telefonu Konya'daki bir telefoncuda bulundu. Ancak kısa bir süre sonra telefon satıcısının olayla ilgisi olmadığı anlaşıldı. Telefon birkaç el değiştirmiş ve Konya'da kimsenin tanımadığı katilde izini kaybettirmişti. Şekerci ailesi soruşturmanın tıkanmasıyla birlikte derin bir acıya gömüldü. Yalçın Şekerci cinayeti faili meçhul bir dosya olarak bir süre sonra gündemden düştü. En azından Şekerci ailesi dışındakiler için. Ama cinayet dosyaları asla kapanmaz ve zaman aşımına uğramaz. Yalçın Şekerci cinayetinin üzerinden tam 5 yıl geçmişti. Dosyayı yeniden inceleyen Konya Cinayet Masası dedektifleri 2006'da özel bir ekip kurdu. Ekip işe olay yerinde çekilmiş görüntüleri defalarca izleyerek başladı. Üstelik Mehmet Şekerci, oğlunun minibüsünü aradan geçen yıllara rağmen elden çıkarmamış, evinin garajında saklamıştı. Ekip dolmuşu tekrar incelemeye aldı. Bütün ipuçlarına ait fotoğraflar dolmuşa yeniden o gün olduğu gibi yerleştirildi. Bu sırada cinayet masası dedektiflerinin dikkatini izmaritlerin söndürülme şekli çekti. Minibüsteki ve inşaat alanındaki sigara izmaritlerinin tümü aynı şekilde söndürülmüştü. Bu üç konuda polisi aydınlatıyordu. Katil tek kişiydi. Yalçın Şekerci'nin minibüsüne binmişti ve DNA'sı daha önce bulunamadığına göre bir yabancıydı. Polis akla gelebilecek ilk olasılıktan hareketle bölgedeki otellerin olay öncesi ve sonrası döneme ilişkin kayıtlarını inceledi. Yüzlerce insan arasından bir kişi dikkat çekiyor. Söz konusu kişi 3 ay boyunca cinayet bölgesindeki otellerde konaklamış, bir ara inşaata yakın bir barakada yaşamış, cinayetten kısa bir süre sonra da Konya'dan ayrılmıştı. Cinayet masası dedektifi kahvehaneden içeri girdiğinde dumandan göz gözü görmüyordu. İçeridekilere selam vererek boş bulduğu bir iskemleye oturdu. Gözü adamın yanındaki külliye takıldı. İzmaritlerin söndürülüş şekli tanıdıktı. Polisin takip ettiği adam Yalçın Şekerci cinayetinin zanlısı 38 yaşındaki Sabri Kolcu'ydu. Evliydi, sabıkalıydı ve uyuşturucu bağımlısıydı. Müzik
6 aydır polis tarafından takip edildiğinden habersizdi. Bu süre içinde polis sık sık kolcunun tartıştığı kişileri iple bağlayarak boğacağı yönünde tehdit ettiğine bile tanık olmuştu. Hatta takip edildiği sırada bir gece eşi karakola başvurmuş, eşinin kendisini iple bağlayarak darp ettiğini söylemişti. Takip sırasında polis, kolcunun parmak izleriyle minibüste bulunan parmak izlerini de karşılaştırmıştı. Ve izler birbirini tutmuştu. Para ekonomik faaliyetin bir aracı olduğu kadar ruh dünyamızda birbirimize karşı gösterdiğimiz iyiliğin ve sevginin de bir sembolü olarak algılanabilir. Parayı verimli kullanmak, bilinçli kullanmak bir erdem olarak genel olarak kabul görmektedir. Paranın kullanımı konusunda ihtiyacı olan bir kişiye yönelik olarak bir kısıtlama içine girildiğinde paraya ihtiyacı olan kişi de çok ilkel bir düşmanlık ve saldırganlık duygusu provoke olabilir. Tabii ki kişi geçmişte de hiçbir zaman aslında kendisine verici olamamış bir çevre karakteri ile yaşıyor ise kişinin böyle bir karşılaşma anında bu karakter yapısıyla da birlikte bunu öldürücü bir saldırganlığa dönüştürmesi çok kolay olacaktır. Sabri kolcu şaşırmıştı. Bu saatte kim olabilirdi? Kapıya yaklaştı. Kapıda bir adamın gölgesi vardı. Sabri kolcu karşısında Konya Cinayet Masası dedektiflerini görünce çok şaşırdı. 42 plakalı polis otosuna bindirilirken yüzünde hala şaşkınlığın ifadesi vardı. Ona göre Konya yıllar öncesinde kalmıştı ve unutulmuş olması gerekirdi. Sabri Kolcu aynı gece Konya Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Yol boyunca neden tutuklandığını sorup durdu polislere. Bu arada yanında oturan dedektifin o gece kahvehaneye gelen polis olduğunu da hatırlamıştı. Zanlının sorgusu tam 5 saat sürdü. Ve sorgusunda domuz bağı yöntemini şöyle açıkladı. Cinayete infaz şüphesi vermek istedim ve işe yaradığını sanmıştım. O gece dolmuşa normal müşteri olarak binmiştim. Son durakta ineceğimi söyledi. O sırada telefonu çaldı. Arayan kişiye az sonra evde olacağını ve son seferi olduğunu söylemişti. Telefonu kapatınca sohbet etmeye başladık. Başının ağrıdığını söylemişti. Yanında ağrı kesici bir hap olduğunu, eğer istiyorsa kendisine verebileceğimi söyledi. Esasında ona verdiğim uyuşturucu bir haptı. Az sonra sersemleşti. Sigara içmek için izin istedim. Tamam dedi. Fakat nereye gittiğini kendi bile farkında değildi. Daha sonra arabadan indik. Sersem bir haldeydi. İnşaatın yakınına gittik.
ellerini ve ayaklarını arkadan bağladı. Bağırmaması için pantolonundan kestiğim bir kumaş parçasını ağzına tıkadım. Ve yine bir kumaş parçasıyla onu boğdum. Parasını ve cep telefonunu alarak inşaattan çıktım. Yaptığımdan çok pişmanım. Bir neden sonuç ilişkisi kuramazsınız direkt olarak. Yani şuradaki cinayetin, şuradaki hırsızlığın, şuradaki çocuk istismarının nedeni şudur. Türünden bir neden sonuç ilişkisi kuramayız. Kötülük bazen sadece kötülüktür. Hatta sıklıkla sadece kötülüktür. Ve bu kötülüğün arkasında bir akıl hastalığı modeliyle ya da başka izahlarla medikalize edilmesi ya da İlla da böyle psikolojik spekülasyonlarla, psikolojinin sağladığı spekülasyonlarla tanımlanması yeterli de değildir. Unutmayın, kötülük her zaman hastalıkla açıklanamaz. Hatta sıklıkla hastalıkla açıklanamaz. Bizim çalışmalarımız sadece kötülüğün doğasını modeller üstünden daha iyi anlamaya çalışma çabasıdır. Ama yine de bunda bir sonuca vardığımızı da söyleyemem. Ciddi akıl bozukluklarında dahi ortaya çıkan kötülüğün nedenin sadece akıl hastalığı olduğunu iddia etmek de yanlıştır. Burada bir sebep-sonuç ilişkisi olmasından ziyade bir analiz yapmaya çalışıyoruz. Bazı sebepler ve sonuçlar arasında bazı bağlar, ilişkiler kurmaya çalışıyoruz. Kötülüğü anlamış olmuyoruz. Sabri Kolcu, Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Kolcu, duruşmalarda ifade değişti. Zanlı minibüsü boş halde gördüğünü ve kilitli kapıyı açarak minibüsteki bozuk paraları ve telefonu çaldığını iddia etti. Hakimin minibüsün kapısını çıkarken tekrar nasıl kilitledin sorusuna ise cevap veremedi. Yargılama sonunda Sabri Kolcu, Yalçın Şekerci'yi kasten ve tasarlayarak öldürmek suçundan ömür boyu. Gasptansa 6 yıl hapse mahkum.